Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir SolidWorks dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde flash boru dirsek bağlantısı tasarımını yapacağız. Teknik resim formatını sizler için bu şekilde hazırladım. Her video geçişlerinde tek tek parçaların teknik resimlerini vereceğim. Burada SolidWorks'te montaj halini görüyorsunuz. Bunu patlatılmış görüntüsünü bakalım. Animasyon şeklinde bakın civatamız metric 10 ve somunla birlikte Üç yerden borumuza flanşla bağlantısını gerçekleştirilmiş. Güzel bir seri olacak. Umarım faydasını görürsünüz. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Serimize devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi montajımızın ilk parçasıyla tasarıma başlayacağız. Teknik resim formatı ekranda görmüş olduğunuz gibi. Solidworks düzlemiyle tasarıma başlıyorum ön düzlemden tasarıma başlayacağım. Bakın burada şu gövdemizi ilk olarak tasarlayacağız. Geliyorum ön düzleme. Merkez noktasından çapı 100 mm olacak şekilde bir tane daire çizdim. Şöyle akıllı ölçendirmeyi alıyorum. Bunun çapını 100 mm olarak ayarlıyorum. Teknik resime geldim. Bakın dış çapı 100 mm. İç çapı da 94 mm. Yani et kalınlığımız 3 mm olacak. Şöyle geliyorum. Extrusion ile katı oluştur diyorum. Toplam boyumuz 200 milim olacak. Orta düzleme geliyorum. İnce unsur kısmından 3 milimlik ters yönde ekstrüzyonumu ya kalınlığımı veriyorum. Daha sonradan bunun ekstrüzyonunu 200 milimlik uzunluğumuzu ayarlıyoruz. Bakın dış çapı 100 milim, iç çapta 94 milim şu alt nokta çıkıyor. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından rastgele bir daire çizdim. Bakın buradaki flanşımızın dış çapı 150 milim. Zaten içteki çap ise borunun dış çapı olarak yazılmış. Geliyorum buraya. Objede dönüştür kısmından bu kısmı çizime dönüştür diyorum. Ve Flanşımın dış çapı da 150 mm olarak ayarlıyorum. Unsurlara geldiğim Extrusion ile katı oluştur diyeceğim. Tersi yönde 10 mm'lik ekstrüzyonumu veriyorum. Ve şu kısımda sonucu birleştir olması gerekiyor. Mesela bunu pasif yaptığımızda bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi burada birbirinden bağımsız iki farklı parçaymış gibi gözüküyor. Şimdi bunu biz aktif yapacağız ve bir bütün halde ekstrüzyonunu göreceğiz. Bakın burada bir bütün halde görmüş oluyoruz. Şimdi deliklerimizi açacağız. Deliklerimizin eksen çapı 130 milim olarak verilmiş. Geliyorum buraya dik bakıyorum. Merkez noktasından çapı 130 milim olacak şekilde eksen dairemi çiziyorum. Daha sonradan eksenimi çizgi haline çevireceğim. Eksen çizgisi haline çevirdim. Daire komutunu aldım. Üst noktadan dairemin çapına bakıyorum. Bakın burada 10,5 mm'lik dairemin çapı verilmiş. 10,5 mm olarak ayarlıyorum. Dairesel çoğaltma kısmına geliyorum ve merkez noktasından dairemi çoğaltacağım. 6 adet olacak şekilde çoğaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Bunu çizim şöyle seçerek tam tanımlı hale getirebiliriz. Unsurlara geldiğim extrusion ile kes diyorum ve boydan kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Aynı işlemi bu kısma yapacağız. İsterseniz tek tek çizersiniz, isterseniz de aynalama yaparsınız. Ben şimdi aynalama yapacağım. Ön düzlemden ortalamıştık biz hatırlarsanız. Şuraya geliyorum. Ön düzlemi bir kez tıklıyorum. Objeleri aynalama diyorum. Flanşımı seçtim. Extrusion'u kesmiş olduğum delikleri seçiyorum şöyle. Ve bu şekilde aynalıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynalandı. Şimdi yukarı doğru borumuzu uzatacağız. Bakın eksen noktasından yukarı doğru 150 milimlik bir borumuz var. Bunu yapmamız için referans düzlemi atamamız gerekiyor. Şöyle geliyoruz. Bakın üst yüzeye referans düzlemi sekmesine geliyorum. Üst yüzeyi referans aldım. 150 milimlik yukarıya uzaklığımızı verdik. Bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Çapı yine aynı şekilde 100 milim olacak. Şöyle geliyorum. Çapı 100 milim olarak ayarlıyorum. Bu unsurlara geliyorum. Extrusion ile katı oluştur diyorum gövdeye kadar kısma geliyorum. İnce unsurdan 3 milimlik içe doğru 3 milimlik et kalınlığını verdim. Ve bu şekilde onaylıyorum. Bakın yukarı doğru borumuzu da tasarladık. Bu kısmının ekstrizyon ile kesmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu yüzeye çizim diyorum. Objeleri dönüştür diyeceğiz ve bu kısmı çizim formatına çeviriyorum. Unsurlara geldiğim ekstrizyon ile kes diyorum. Yine gövdeye kadar bu sefer iç kısmı seçeceğiz. Yüzeye kadar yapalım bu seferlik. İç kısmı çünkü keseceğimiz için içe doğru boydan kesme işlemini yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı oldu. Şimdi bu yüzeye çizim diyerek yine dik bakıyorum. Aynı flanşı buraya da çizeceğiz. Merkez noktasından dış çapını 150 milim olacak. Şöyle seçiyorum. 150 milim olarak ayarlıyorum. Objelere dönüştür diyorum. Dairemin dış kenarını seçtim. Ve aynı şekilde delik eksenlerimi de çiziyorum. Akıllı ölçendirme ile delik eksenlerimin ölçüsü 130 milim olarak ayarlıyoruz ve bunu eksen çizgisi haline çeviriyoruz. Daire komutunu aldım. Bu noktadan çapı 10,5 milimlik dairemizi çiziyoruz. Ve dairesel çoğaltma komutuna geliyorum. Merkez noktasından merkez noktasını seçiyorum ve dairemizi 6 adet olacak şekilde çoğaltma işlemini yapıyoruz. Bu şekilde onayladım. Çizimi tam tanımlı yapacağım ama ölçü fazlalığı var büyük ihtimalle. Evet, oldu. Unsurlara geliyorum. Extrude ile katı oluştur diyorum. Tersi yönde 10 milimlik extrüzyonumu verdim. Referans düzlemini bu şekilde gizleyelim. Teknik resmi tekrar açıyorum. Bakın, görmüş olduğunuz gibi teknik resim formatına uygun ilk parçamızı yaptık. 3 flanşlı bir boru burada tasarlamış olduk. Şimdi ikinci parçamızı tasarlayacağız ve montaj ekranıyla bu iki borumuzu birbirine bağlayacağız. Hemen şimdi ikinci parçamıza geçelim arkadaşlar. İkinci parçamıza. Çapı 50 mm olacak şekilde bir borumuz var. Daha sonradan ucuna flanş takılmış. Çapı 150 mm ve delik eksenleri de 130 mm olarak verilmiş. Hemen bu parçamızı tasarlayalım arkadaşlar. Solidworks düzlemini açıyoruz. Parça diyerek ekran görüntüsüne geliyorum. Fontumu beyaz yapacağım. Ön düzleme geliyorum. Merkez noktasından iki tane daire çizeceğim. Dış çapı 150 milim olarak ayarlıyorum. Şöyle bakıyoruz. Bakın 150 milim. Borumuzun dış çapı da 50 milim olarak verilmiş. Yine et kalınlığı 3 milim çünkü iç çapı görmüş olduğunuz gibi 44 milim olarak verilmiş. Şöyle geliyorum. Borumuzun dış çapı olan 50 milimi buraya çiziyorum. Daha sonradan 3. dairemi de delik eksenleri için çiziyoruz. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bunun çapını da 130 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Bunu eksen formatına çeviriyorum daire komutunu aldım. Çapı 10.5 milim olacak şekilde dairemi ölçlendiriyorum. Dairesel çoğaltma komutuna geldim. Merkez noktasından dairemin merkez noktasını seçiyorum. Çoğaltılacak bileşene geliyorum ve 6 adet olacak şekilde dairemizi çoğaltıyoruz. Bu şekilde onayladım ve çizimi tamamen tanımlayacağım. Şöyle seçiyorum. Seçemedim. Tekrardan seçelim. Unsurlara geldim. 10 milimlik flanşımızın kalınlığını oluşturuyoruz. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyelim. Objeleri dönüştür diyorum. Bu kısmı çizime dönüştürdüm. Unsurlara geldim. Tersi yönde 50 milimlik borumuzun uzunluğunu belirtiyorum ve ince unsur yaparak kalınlığı da 3 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Ama burada 3 milimi tabii ki de iç tarafa doğru vereceğiz. Şöyle geliyorum. Ters yönde 3 milim verdim. Bakın şöyle kontrol yapalım. Bu kısım ile bu nokta arasındaki mesafemiz 50 milim olarak verilmiş. Baktığımızda teknik resimde de 50 milim dış çapı 150 mm ve eksen noktası delikleri de 130 mm olarak verilmiş. Malzeme görünümünden bunu stil malzememize atalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu parçamızda tasarımını yaptık. Şimdi montaj kısmına geçeceğiz. İki farklı boruyu civatayla birbirine montajlayacağız. Hemen şimdi montaj kısmına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik montaj kısmına. Bileşenekli kısmından ilk parçamızı çağırıyoruz. Ekrana ilk parçamız geldi. Ardından ikinci parçamızı çağıracağım ve üç borumuzu da montaj işlemini yapacağız. Üç taraftaki boru bağlantısını yapacağız. Montaj ilişkisi diyorum. Bu eksenim ile bu eksen arasında eş merkez ilişkisi veriyorum ve tersi yönde olmasını istiyorum. Bu şekilde onaylıyorum. Daha sonradan bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını istiyorum. Ve iki eksen arasında da deliklerimizi eş merkezli ilişkisi veriyorum. Kontrole bastım bir kopya daha aldım. Bu flanş ile bu flanş arasında eş merkezli olmasını istiyorum. Ve aynı şekilde bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını istiyorum. Daha sonradan iki deliğim arasında eş merkezli ilişkisini vereceğim. Kontrole basıyorum. Üçüncü flanşımı yine aldım. Ve bu kısmı da eş merkezli ilişkisi vereceğiz. Ve bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını istiyorum. Ardından deliklerimi aynı eksende getirmeye çalışacağım. Ve eş merkezli ilişkisi yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 3 bağlantıyı da ilişkisini verdik. Şimdi sol taraftan Toolbox menüsüne geliyoruz. SolidWorks'ün hazır kütüphanesi. Burada metrik 10 ile somun bağlantısı yapacağız. Dın sekmesine geliyorum. Inbus civatımızı alıyoruz. Metrik 10 olacak. Uzunluğu 35 milim olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Bunun rengini mavi yapalım. Şöyle gelelim. Siz tabi istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben mavi yapacağım. Montaj ilişkisi diyorum. Bu delim ile civatı arasında eş merkezli olmasını istiyorum. Tekrar yapalım ters yönde civatamın başı dışarı tarafta kalmasını istiyorum ve bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını sağlıyoruz. Ardından somunumuzu ekleyeceğiz. Geliyorum somunlara, altıgen somunlara geliyorum. Metrik 10 somunumuzu alıyoruz ve civatam ile eş merkezi olmasını istiyorum. Bunu da aynı şekilde rengini mavi yapalım. Geliyoruz sol taraftan rengini mavi yaptık. Bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını Şimdi tek tek bunları eş merkezli yapmayacağız tabii ki de. Burada dairesel çoğaltma komutuna geliyoruz. Planşımın çevresini seçtim. Civatamı seçiyorum. Somonumu seçiyorum. Ve 6 adet çoğaltma işlemini yapıyoruz. Objeleri aynalama kısmından aynı cıvataları sağ tarafa da aynalayacağız. Bu yüzden çizim düzleminden referans düzlemi atacağım. Şöyle geliyorum. montaj kısmına referans düzlemine geldim. Bu yüzü seçiyorum. Bu yüzü seçiyorum ve orta eksene referans düzlemini atadım. Daha sonradan bileşen aynalama kısmıyla şu kısımdan önce referans düzlemini seçeceğim. Daha sonradan cıvatalarımı tek tek seçiyorum. Ve sağ tarafa aynalamayı gerçekleştireceğiz. Bakın sol tarafta ileri diyorum. Kontrolünü sağlıyorum. Bu şekilde onaylıyoruz. Bakın iki tarafta da civatamız atıldı. Şimdi üst kısma kaldı. Kontrole basarak civatamdan bir kopya aldım ve kontrole basarak somunumdan bir kopya daha aldım. Civatam ile deliğim arasında eş merkezli olmasını istiyorum. Civata seçtim. Deliğimi seçiyorum. Ters yönde olacak ve eş merkezli ilişkisini vereceğim. Bu yüz ile bu yüz arasında çakışık olmasını istiyorum. Ve somonum ile civata arasında eş merkezli ilişkisi verdim. Şöyle somun içeride kaldı. Bunu dışarı çıkartıyorum. Bu yüz ile taban arasında çakışık ifadesini vereceğim. ve dairesel çoğaltma komutuyla civatamı eşit aralıklarla çoğaltma işlemi yapacağız. Alt adet olacak, eşit aralıklarla olacak. Evet, bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi montaj işlemini de gayet sağlıklı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.